Fırat Kadın Harekatı'yla ilgili bazı anekdotlar var. Hakikaten camilerimiz bombalandı orada. Camilerimiz bombalandı. Yani biz bunu yani uluslararası kamuoyunun anlaması lazım. Biz oraya zevkimizden, keyfimizden girmedik. Oradaki vatandaşlarımızın namaz kılarken başına kubbe çöktettiler. Atıkları topla, tüfekle, roketlerle vesaire. İnsanlar tarlaya gidemez oldular. Efendim. Ve orada efendim yollardan geçemez oldular. Ve dolayısıyla biz kilise falan gittiğimizde kilisedeki vatandaşlar gerçekten çok mahcup oluyordu. Ve dolayısıyla çok şükür Allah bize nasip etti. Onları da def ettik. Ve özellikle 4500 teröristi DAEŞ'ti. Efendim orada çukurlara gömdüler, arkadaşlarım. Ve şu an hayat kalmamış. Ha, bizim oradaki operasyonda bir önemli bir şeyimiz var, bir ayrıntımız var. Bunu kamuoyu pek bilmiyor. Biz ilk gün, Afrin'deki haber harekatı ilk günü, Fırat Kalkan Harekat Bölgesi'nde 72 şehidimiz olduğu için 72 uçakla efendim, bu operasyona başlattık ve çok büyük başarıyla onları da kazdıkları çukurlara ve yaptıkları hengneklere, tünellere, orada bazı ülkeler onlara çimento yardımı yaptı arkadaşlar. Bunu görelim yani, gözümün içine baka baka oraya çimento fabrikası kurdular. O çimento fabrikası oranın imanı falan diye yalan yanlış beyanlarda bulundular. Sahtekarca, alçakça. Fakat asıl amacı oradaki teröristlere bu çimentoyu sağlamak üzere orada onlara işte barınak, sığınak, tünel yapmasına efendim destek sağlamak. Amaç buydu asıl amaç. Fakat çok şükür Mehmetçik efendim karadan, havadan yaptığı operasyonlarla o beton harbi efendim tünelleri, efendim, korunakları, sığınakları gerçekten ama gerçekten başlarına tam anlamıyla yıktı ve çaresiz kaldılar. Yaptıkları için de hiçbir faydası olmadığını açıkça gördüler. Şimdi onların kendi iç dünyalarında tartışmaları hala devam ediyor. Bu Zeytin Dalı'na geldiğinde de arkadaşlarım orada toplam 7447 terörist etkisara getirildi Mehmetçik tarafından ve 18 Mart zafer günümüzde denk gelecek şekilde de operasyon hatırlarsınız tamamlandı.